Ekinezya, Güney Amerika'da ve Orta Amerika'da Kızılderililer tarafından 4000 yıldır üşütme, grip, nezleye karşı yaprağı, çiçeği, kökü tamamı çay şeklinde kullanılmış, bağışıklık sistemini güçlendiren, hiçbir yan etkisi olmayan en doğal bitkidir. Hiçbir yan etkisi yok. Fakat şöyle bir durum var. Kişi ağır bir enfeksiyona yakalanmışsa yaprağı, çiçeğe, kökünün birleşimindeki etken madde fenolkarbonik asitler %1 ila 3. Yani yeterli değil, ortalama %2. Bu nedenle damıtılarak destilasyonla veya ekstraksiyonla bitkinin özü kullanılırsa etkisi maksimumdur. Çünkü siz direkt etken maddeyi alıp kullanıyorsunuz. Bu etkisini kat kat artırır. Mesela siz bunun çayını içtiğinizde etkisi %2'dir, %3'tür. Kapsülünü kullandığınızda %80, %90'dır. Arada çok büyük bir fark vardır. Bu nedenle ağır vakalarda mutlaka ekinezya. Soğuk havalarda özellikle sonbahar, kış, ilkbahar aylarında üşütme, grip, nezle gibi rastlara yakalanıyorsa kişi veya çocukları kullandığında bağışıklık sistemini kısa sürede toparlar. Diyelim ki kişi efendim küçük çocuğu varsa 0-6 veya 6-12 yaş grubunda bronşit, faranjit, sinüzit, orta kulak iltihaplanmasına yakalanmışsa bu tür rahatsızlar için de ıtır gerekir. Afrika ıtırı, Güney Afrika. Afrika'nın ıtırın 1050 çeşidi var. Sadece ikisi şifalı. Bunun da yine aynı şekilde kökünün damıtılarak elde edilen ekstraktı damladıracak kapsül yapımında kullanılır. Sadece bir yıl içerisinde Avrupa'da 50 bin kişi üzerine denenmiştir. 50 bin. Etkisi ispat edilmiş. Zaten ıtır eskiden penisilin icadına kadar Avrupa'da antibiyotik olarak kullanılmış eczanelerde. Penisilin ortaya çıkmasıyla beraber unutulmuş. Şimdi penisilin birçok hastalığı tetiklediği, alerjiye sebep olduğu vesaire ortaya çıkmasıyla beraber insanlar tekrar ıtıra döndü. Doğal antibiyotik herhangi bir etkisi yok. Binlerce insan üzerinde kullanmış. Ha, küçük bebek bazıları soruyor diyor ki işte benim çocuğum, bebeğim çok küçük ne yapabilirim? Bir kapsül açıyorsunuz, bir kapsül. Birazcık balla karıştırıyorsunuz, sabah öğle akşam veriyorsunuz. O kadar. Yani küçük çocuklar, bebekler dahi kullanabilir. Bir yaşındaki bebeğe de verilebilir. Problem yok, yan etkisi yok. Her yaş grubu kullanabilir. Ha, yetişkin mesela kişi bir an önce kurtulmak istiyorsa rahatsızlıktan günde 5 defa ikişer tane bile alabilir. Fazla alırsa da problem yok. Yani yetişkin bir kişi fazla alırsa.